güzel bir imtihan olarak algılaması lazım. Çünkü her şey iyiyse, her şey düzgünse imtihan yoktur ve biz eğitilmiyoruz. O zaman aşk insan olamayız biz, tutku insan olamayız, derinlik insan olamayız. Ama o zaman da yani yanlış bir yer olmuş oluyor. Çünkü burada imtihan yerinde sen güzel yaşamak istiyorsun. Allah diyor, ben eğer sizi güzel yaşatmak istersem böyle bir yerde tutmam sizi diyor. Ben şanıma uygun şekilde yaparım bunu diyor. Burası imtihan yeri olduğu için ben sizi böyle zorlu bir ortamda tutuyorum diyor. Yoksa benim amacım, yani sizin burada eğlenmeniz değil, eğer amacım eğlenmeniz olsaydı şanıma uygun yapardım bunu diyor. İmtihan yeri olduğu için ne kadar zorluk çok olursa o kadar iyi. Ama bu tabii çok kısa bir süre sürecektir. Mesela Mehdiyet'in etrafında dönüyor olay aslında. Çok garip Allah'ın hikmeti yani. Bir insana Allah çok önem veriyor. Yani bir kişiye çok önem veriyor. Diğer insanlara da önem veriyor ama bir kişiye çok önem veriyor. Onun için tarihi değiştiriyor, olaylar değişiyor, coğrafyalar değişiyor, savaşlar çıkıyor, sistemleri değiştiriyor. Mesela Darwinizmi çıkarıyor, Deccali çıkarıyor sırf Mehdi'nin çıkması için. Ya bu çok garip yani. Bir, Mehdi'ye de akıl almaz zorluklar veriyor. Bak bu kadar sevmesine rağmen, Allah'ın o kadar sevmesine rağmen hiç kimsenin dayanamayacağı zorluklar veriyor Mehdi'sine de. Sırf aşk amaç orada yani, tutku. Sonra da bak şimdi İslam'a hakim edecek, göreceksiniz. Ben başınızdayım, herkes burada görüyoruz. İslam'a hakim edecek. Oo, gayet mutluyuz falan. Halbuki imtihan bitmiş. İmtihan bittiği için de 7 veya 9 sene gibi Allah kısa tutuyor. İsterse çok uzun da yaşatır. Yaşatmıyor. Bitmiş çünkü imtihan bittiği için. Doğrudan ahirete yönelik neticelendiriyor. Mesela bak İsa Mesih'in hayatını uzun tutmuyor Allah. Çünkü bitmiş, dünya hakimiyeti olmuş. Ortalık rahat, imtihan ortamı bitmiş. Kalmasının bir amacı yok. Bediüzzaman diyor, burada diyor kalmaya niyet etmeyin diyor. Ervah-ı âliyin sizden soğur diyor. Yani sizi beğenmez diyor. Ya meraklı olmayın diyor, kalmaya diyor. Bittiyse işiniz, gelmeniz gerekiyorsa tamamdır diyor. Yani gitmek isteyin diyor. Burayı istemeyin diyor. Zaten önümüzdeki yıllarda insanların yakini çok artar. Çok artacaktır. Çok fazla olay olacak yakinlerin artacağı. Yani bu kutsal sandığın bulunuşu da, Süleyman Mescidi'nin yapılması, vaat edilmiş bir şey oluyor. Normalde olmaması lazım yani. Asla müsaade etmezler yani. Değil mi? Mesela olacak. Süleyman'ın sarayı asıl hedef değildir. Ama o da olacak. Ama asıl mescid, Süleyman'ın mescidi, Hazreti Süleyman'ın mescidi, o yapılacak. Mesela kutsal sandık Kur'an'da özel tarif edilmiş. Yani ve içinde neler olduğu da yazıyor Kur'an'da. O bulunacak. Ama sonra çok kısa süre görürsünüz. Yani öyle zannedildiği gibi sakinleşecek hayat birden. Mehdi çıkınca siz zannediyorsunuz muazzam bir heyecan yok. İlk önce çok heyecan olur. Muazzam heyecan olur. 3-5 gün sonra ortalık yatışır. Herkes işinde gücünde sakin. İsa Mesih sakin sakin gezer. Çünkü artık hiçbir iddia kalmamış. Yani sadece ilk defa görenler bir izdiham meydana getirecektir. Vefat ettikten sonra milletin suratı bir karış, ben size söyleyeyim. İsa Mesih'in vefatı, Mehdi'nin vefatından sonra İslam'ın hakim olmasına rağmen bütün şevkleri gidecek. Suratlar ya, çünkü biliyor adam çökeceğini, İslam'ın çökeceğini biliyor. İradeleri kalmayacak, direnmeyecekler de. Birçok mezar saklanacak. Daha İslam'ın hakimiyetinde saklanmaya başlanacak. Yani bela geliyorum diyor yani artık. Adım adım bela geliyor yani. Mezar saklanması ne demek? Mezara saldıracaklar biliyorsun. Bak o rezaletin boyutuna bak, kafirdeki rezaletin boyutuna bak. Kabe'yi de yıkacakları biliniyor.
İşte Kabe'yi yıkacaklar, dümdüz yapacaklar. Sonra da kıyamet. Dümdüz. Yani biz son zamandayız. Sungur abi çok güzel diyor. Millet bayağı bir keyifliydi. Böyle gelenekçiler falan coşmuş vaziyetleri. Çoluk çocuk ailece. O çocuklar Almanya'da okuyor. Kim İngiltere'de, İtalya'da okuyor falan. FETÖ'cüler her yere hakim havasında falan. Sungur abi bir konuşma yaptı. Salona böyle eksi 90 derecelik azot gazı verilmiş gibi oldu yani. Var mı Sungur abinin konuşması? Kıyamet yakın dedi, çok az dedi. Tarihini de verdi. Ağız burun dümdüz gitti milletin yani. Bir daha da Sungur abi çıkartmadı. Kısa süre sonra da öldü Sungur abi. Evet, gösterdi. Ve üstadın hayatım hayatımla devam edecek. Sungur, nurun bayramları olacak. Ben o bayramlara yetişemeyeceğim, göremeyeceğim. Ama sen yetişecek, göreceksin. Bana gelip kabrimin başında anlatacaksın diye buyurdu. Hapishanelerde üstadla beraber çile çekmiş Mustafa Sungur abiye şimdi sözü veriyorum. Buyurun abi. Demek ki dünyanın, son devrinde, devrindeyiz. La tezerru taifetin min ümmeti zahirin hak. La tezerru taifetin ümmeti 1502 derliyor. Bir mektubunda o zamana kadar salihine devam edecek. Zahirin al hakkı, hak öyle zahir olur. Bu tarih, yani 1506, bu tarihe kadar zahir ve aşikare, belki garibane. Bundan sonra takkiye kadar, 1506'dan 1502'ye kadar gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i temini devam eder. Demek o son zamanları, neyse bunlar tabii gaybi şeyler, alakuller bir iki sene şey olsa dahi bunlar zamanla çıkacak diye meydana çıkacak. Biz son devredeyiz, son zamanımızdan asırdayız. Bak nasıl bunu söyleyince zınk diye gıptarı çıkmadı. Pür neşeydiler. Sonradan da panik oldular bu konuşmadan sonra. Ya dediler daha 200 yıl daha var ilave. Bu sefer 300 yıla çıkarttılar. Risale-i Nur'dan böyle anlamazdan gelerek, halbuki gayet net söylüyor Bediüzzaman. Açık işte 1545 gibi kıyamet kopacak diyor. Yok dediler Bediüzzaman siz sözüne bakmayın 300 yıl daha var dediler. Bediüzzaman dışında bunu Cübbeli'ye de söylettiler 300 yıl daha var diye. Halbuki bu yüzyılda bitiyor. Yani 1545'te bitiyor.